Görünüyor Tuğberk Çitinci karşımızda GCM'den. Tuğberk'e merhaba diyerek bu yoğun günün hikayesi için sözü bırakıyorum. Aslanım iyi akşamlar. Her açılışta olduğu gibi Trump'tan bahsetmeden olmuyor. Kur savaşları cephesinde bu sefer de Trump'ın danışmanı Navarro tarafında yapılan Euro'nun aşırı değersiz olduğu yönündeki söylem dolar endeksinde çifthanelerin ve Euro dolar paritesinde de sert yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Tabii bu noktada Trump'ın özellikle dış politikaya ilişkin önce Çin Yuan ile başlayan kur savaşındaki negatif teması ve akabinde de danışmanının Avrupa'yı temsil eden Almanya ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri Trump'a ilişkin belirsizlik faktörünü arttırmaya neden oluyor. Tabi olayın akabinde hemen Almanya tarafında Merkel'den açıklamalar yapıldı. Avrupa Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapılarak Euro para biriminin sadece Almanya dinamiklerine göre belirlenmediği vurgulandı. Bu noktadan sonra dolar endeksinde çift hanede kalıcı olup olmayacağı merak edilecek, fakat dolar endeksindeki aşağı yönlü harekete rağmen Amerikan tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareket kalıcı olmuyor. Bu da piyasanın Trump etkisindeki olası öngörülemeyen büyüme atraksiyonlarına bağlı olarak tahvil tarafında kısa kalmaya devam ediyorlar. Çünkü Trump'ın aksiyonları öngörülemediğinden dolayı gerek altyapı harcamaları gerekse de vergi indirimlerinde piyasanın beklemediği bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunabilir. Buna bağlı olarak da piyasa katılımcıları tahvil tarafında açık kalmaya devam ediyor. Avrupa tarafına baktığımız zaman da gündem yine Trump etkisine bağlı olarak kur savaşları olarak devreye girdi. Farklı olarak İngiltere'deki Brexit süreci bu hafta biraz daha ön plana çıkıyor ki Perşembe günü de İngiltere tarafında süper perşembe yaşayacağız. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, enflasyon raporu ve ilave olarak da Brexit'e ilişkin süreç olacak. Bu bağlamda baktığımız zaman da süper perşembenin hakkını verecek bir gün olacak. Yurt içi gündeme baktığımız zaman da öne çıkan Sayın Çetinkaya'nın açıkladığı enflasyon raporu oldu. Ana vurgu neydi? Sıkı para politikası ve gerektiği durumda da sıkılaştırma devam edecek. Sıkılaştırmadan neyi anlıyoruz? Spekülatif atak bağlamında TL'yi açığa satma veyahut da elimize TL'yi bulundurmamayı pahalı bir hale getiriliyor. Bu noktadan sonra Fitch'in kararından sonra yurt içi dinamiklerde bankacılık sektörüne ilişkin bilançolar takip edecek. Varlık fiyatlarına değindiğimiz zaman da ise Borsa İstanbul 100 endeksinde yatay bir fiyatlama devam ediyor ki dün yaşanan risk iştahının arttığı agresif yükseliş hareketi dikkate alındığı zaman da bu normalleşme hareketi sınırlar içinde kabul edilebilir. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da dolar endeksi ki çift hanede kalıcı olup olmayacağı 1.0740 seviyesini önemli bir hale getiriyor. 1.0740'da bir karar aşaması beklenebilir. Değerli metal altına baktığımız zaman da özellikle Trump belirsizliğine bağlı olarak 1.11 seviyelerinden başlayan yukarı yönlü harekette 1.205 seviyeleri kısa dönemli karar aşaması önemli olabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Uğurladık. GCM'ye selamlar. Cüneyt